Selçuklu'yu daha yaşanabilir hale getirmek için her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Güler yüzlü, güvenilir ve gayretli hizmet anlayışıyla yola çıkmıştık. Yüzümüzün akıyla hizmetlerimizi bir bir açıyoruz. Geleceğin kapısı Selçuklu'da açılıyor. Geçmişin mirasıyla büyük bir metropol kent imar ediliyor. Selçuklu, sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle gelişiyor. Yapılan her temel atma, her açılış Selçuklu'nun geleceğini şekillendiriyor. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu halkının yüzünü güldüren yeni hizmetler üretiyor. Selçuklu, hizmete devam ediyor. ...12 Mart 2010... Milli şairimiz Mehmet Akif'i anarken İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında heyecan ve coşku vardı. Hakkı! Hakkı zaman! Milletime istiklal! 16 Mart 2010 Çanakkale Destanı'nın 95. yılı anma programı ve Ahmet Alıcı ile kahramanlık türküleri. 7 Nisan 2010 Asfalt Jantiyesi sezon açılışını yaptı. Sokaklar, caddeler, yollar asfaltlanıyor. Selçuklu'da ulaşım kalitesi artıyor. Selçuklu Belediyesi olarak Avrupa standartlarında asfalt üretimi yapıyoruz. 15 Nisan 2010, Hacı Kaymak Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı. Selçuklu'da herkesin yakınında bir sağlık ocağı olacak. 22 Nisan 2010, kanser hastaları artık daha huzurlu. Kanser hastalarına ve yakınlarına umut olan Umut Evlerinin açılışı yapıldı. 7 Mayıs 2010 Yazır Spor Salonu'nun temeli atıldı. Konya yeni bir kapalı spor salonuna kavuştu. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 15 branşta yaklaşık 3000 sporcuyla Türkiye'nin en büyük spor amatör spor kulüplerinden birisi. 13 Mayıs 2010 Selçuklu'da hanımlar kendilerini iyi hissedecekleri bir tesise sahip oldu. Akşemseddin Hanımlar Lokali açıldı. 18 Mayıs 2010 16 adet muhtar ofisinin açılışı yapıldı. Yeni dönemde 12 adet muhtar ofisi daha Selçuklu'ya kazandırılacak. Muhtar ofislerimizi planlarken fonksiyon ve estetik kaygımızı ortaya koyduk. 27 Mayıs 2010 Selçuklu'nun yaşam değerini yükselten modern ve çok fonksiyonlu Piri Reis Parkı hizmete açıldı. Başarılı hizmetlere imza atan Selçuklu Belediye Başkanımızı şehrimiz adına tebrik ediyorum. 2 Ağustos 2010 Özalan Mahallesi iki büyük açılışa ev sahipliği yaptı. Özalan Emekliler Konağı ve Özalan Aile Sağlığı Merkezi hizmete başladı. Emekli konağımız, hemen onun arkasında da aile sağlığı merkezimiz hayata geçti. Ve Özalan'da artık insanlar burada ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. 13 Ağustos 2010 Selçuklu Belediyesi, Konya halkına Ramazan coşkusu yaşattı. Ramazan'da ünlü sanatçıların konserleriyle Selçuklu duygu dolu akşamlara sahne oldu. Aslında sanat iyi şeyler yapabilmektir. Şehircilik de bir sanattır. Ve ben sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Aslında bu teşekkür sadece bana ait değil. Çünkü geçmişten itibaren Konya'ya hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eylül 2010. 101 okula 299 akıllı tahta. Akıllı tahta eğitimde Selçuklu'yu ayrıcalıklı hale getirdi. 12 Ekim 2010. Hoş geldin şenliğinde üniversite öğrencileri ünlü pop sanatçılarıyla buluşturuldu. 13 Ekim 2010. İki aile sağlığı merkezi daha açıldı. Hacı Kaymak ve Musalla Bağları mahallelerinde toplam 50 bin kişiye hizmet verecek iki sağlık merkezi Selçuklu'ya kazandırıldı. Selçuklu'da aile hekimliği büyük bir başarıyla uygulanıyor. Tüm Selçuklu'da insanlarımız kendisine en yakın yerde hizmet almaya başlayacak. 15 Ekim 2010 Selçuklu'da spora destek devam ediyor. Şehit Muharrem Samur sentetik çim sahası hizmete açıldı.
partimizin iktidara gelmesiyle başlayan kalkınma seferberliği tüm yurdumuzda tüm hızıyla devam etmektedir. 20 Ekim 2010. 23 yeni parkın temeli atıldı. 23 ayrı yeni parkla Selçuklu Yeşil'le buluşuyor. Ayrıca Selçuklu'ya kazandırılan 40 adet çocuk oyun parkıyla Selçuklu'da çocuklar gönüllerince eğleniyor. ...27 Ekim 2010... Sancaktepe Parkı'nın temeli atıldı. 50 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan Selçuklu'ya nefes aldıracak. Bizim arkadaşlarımız, bizim belediye başkanlarımız yerinde bir eser değil, elhamdülillah arkalarından binlerce eser bırakıyorlar. 3 Kasım 2010. Restorasyon çalışmalarının başlangıç töreni yapıldı. Sille'de Aya Elenia Müzesi, Orta ve Mormi camileri restore ediliyor. Selçuklu'da tarih yeniden canlanacak. Böyle kadim bir medeniyetten ismini alıyor olmak bizlere çeşitli sorumluluklar yüklüyor. Bunlardan birisi de tarihe sahip çıkmak. 3 Aralık 2010. Selçuklu'da engelsiz hayat devam ediyor. Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen programda engelli ve engelli yakınları kendileri için yapılan çalışmaları takdir etti. 6 yapıdan temizliğe, Selmek kurslarından akıllı tahta uygulamalarına, Ramazan etkinliklerinden spor okullarına, Selçuklu yaz, kış, gece, gündüz demeden hizmet için çalışıyor. Çünkü Selçuklu en iyi hizmeti hak ediyor. Geleceğin modern şehri Selçuklu için, Selçuklu'da yaşayanların mutluluğu için, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Selçuklu için güler yüzlü, güvenilir, gayretli bir hizmet anlayışıyla Selçuklu Belediyesi hizmete devam ediyor.